Bitti. Budamamızı bitirdik. Kimisine budamayı sert yaptık, kimisine çok az. Standart bir budama olmuyor dağlık yerlerde. Buna çok az yaptık. Bu ağaç, Chandler'da budamamaya bir örnek. 10 yaşında. Budanmasa da olurdu. Ama mesafe çok. 12 metre. O yüzden öbür ağaçla arası var biraz. Budadık. Eğer 8'i olmuş olsaydı, bu şekil gelişmiş olsa, budamaya hiç gerek yok. İyi bakımla hem çok meyve alınır, hem budama masrafı olmaz. Arkadaşlar merhaba, iyi günler. Mersin Toroslar, Aladağ burası. 10 yaşında Chandler bahçesi. 10 yaşına kadar hiç budanmamış. Şu an budanmış hali bu ağacın. Ağacı %30 budadık. Gözleri çıkarttık. Şu an her tarafı meyve. Hiç. Şurada göz var. Şurada göz var. Buradan kesiyoruz. Yeni göz elde etmek için sürgün. Yoksa ağaçlar meyve bağlamış. Buranın rakımı 400. Çok meyve tuttuğu halde şu uçlarda kuruma hemen hemen yok. Sebebi de burada kış geç geliyor, soğuk olmuyor. Çok meyve tuttuğu için azot eksikliği var. Evet, şurada belli. Şu göz, meyve gözü azot yetersizliğinden kurumuş. Bunun önlemek için hasattan sonra damlamayla azot vermek gerekiyor. %1 oranında. Yapraktan %1. Topraktan dönüme 1 kilo. Yani bir dönüme 1 kilo azot vermek gerekir. Bu çok meyvenin aldığı azot, ağacın kaybettiği azodu geri vermek için. Eğer bu verilmezse çok meyve veren ağaçlarda bu meyve gözleri kışın şeker olmadığı için soğuğa dayanamaz, kurur. Bu tozlayıcı. Evet, budanıyor. Şu an alt dallarını bu yıl almıyoruz. Burada kar sorunu yok. Bu budanmamış, budanacak. Aradaki dalları alıyoruz. Evet, bu budanmış. Bu yıl terbiyesi yapıldı. Evet, kestik buradan. Hemen üstünde göz var, patlatmak için. Eğer bunun
şu alttaki gördüğünüz dalları komple almış olsaydık, yukarısı zayıf, çok az meyve verecekti. Şu an alt dallarından meyve alacağız. Bu 10 yaşındaki çentir ağacı 50 kilonun üstünde meyve verir. Bakıyoruz. Evet. Budandı, uçları alındı. Gelecek yıl sürgün olacak. Böyle ağaçları budaması da zor. Göze bakıyoruz. Şuradan göz bulduk. Buradan kestik patlatmak için. Evet, şu uzaktan bakalım. Güzel. 10 yaşında budama yapılmamış. Buna budama yapılmaya da bilinir. Eğer ağacın isteği karşılanabiliyorsa topraktan bakım iyi olursa hem iyi bakıp hem iyi meyve alınabilir. Ama burada budanması lazım. Niye? Ağaçların arası 12 metre. Çentler. Her bir ağacın arası 12 metre. 12 metre olduğu için budanması lazım. Eğer burası diyelim ki 6 metre olsaydı budamaya gerek yoktu. İyi bakımla götürüldü. Şu ağaçla bu ağacın arası hop, işte bu 12 metre. Tam ortadayım. Daha 6 metredeyim şu an öbür ağaçtan. Daha bir 4 metre var bana gelmesi için. 3-4 metre var. Bu da aynı 3 metre var. Yani 3-7 metre arada boşluk var. Budanmadığı da için, çok meyve verdiği için ağaç arayı kapatması mümkün değil. Önümüzdeki yıl bu alt dallar alınacak. Bu yıl çok aldık. Yani birden alınırsa sıkıntı olur. Çok gereksiz sürgün olur. Budamamız böyle. Evet. Göz aldık. Aralarda şeftali var. Hurma var. Hemen üstü de bir ceviz bahçesi. Orayı da çentler diye dikmişler ama tozlayıcı çıkmış hepsi, franket. Aşı yapılacak. On yaşında hiç budanmamış çentir ağacı. Budamasını yaptık. Ağaçlarda kestiğimiz yerlerde ağlama var. Evet. Bu ağlama birkaç gün içinde geçer. Eğer bu ağlamayı kesmek gerekirse tabandan bir tane çizik atın.
buradan aksın. Hiçbir zararı yok. 90 derece bir çizik atın. Yaşında. Her yeri meyve. Bu nispeten hem gelişmiş hem budanmadığı halde verim de iyi, gelişim de iyi. Şu an 10 yaşında. Kapladığı alan sağa sola baktığım zaman 3,5-4 metre, 4 metre dora, 8 metre yer kaplamış. Hemen yanında var 12 metre, ya burası. Arada bir 4 metre boşluk kalmış. Bu toprağa geçirgenmiş, güzel bir yer. İyi gelişmiş. Hiç budanmadığı halde bu şekil. Aslında budanmasa daha çok meyve verir. Daha iyi olur ama mesafe geniş olduğu için büyütmek yani şart. O yüzden de gözlerden bulup kesilecek, sürgün versin, büyüsün. Zaten meyve çok üstünde. 10 yaşında çentler. Her yeri meyve. Tahminim bunda 100 kilo meyve var. Kuru. Çok büyük. Şimdi bu budanmasa olur. 8'e 8 olmuş olsaydı bu yerde buranın rakımı düşük. İdealdi. Budamayı kesilir bu şekil. Giderdi. Ama çok iyi bakım şart. Çünkü bunlar sürgün sürmez. Sadece meyve verir. Şimdi bu ağaçta bu diğer ağaçları daha derin kestik. Şimdi bu ağacı budama nasıl yapacağız? Farklı yapacağız. Çünkü bunlarda kuruma yok. Yani kendine bakmış, hepsi meyve olur. Şunu keseriz, çatalı. Bu böyle gelmiş gelmiş. Ana daldan burası 4-5 metre var. Sadece şu sürgünlerden keseriz, yeterli. Evet, şu sadece bunun sürgünleri alacağız. Bu yıl bundaki meyve çok çok fazla olur. Amacımız bu. Bu zaten hem sürgüne de gitmiş, hem meyve vermiş. Bunu buradan alacağız. Yani her ağaç budaması farklıdır. Standart yoktur. Hele bu dağlık kesimlerde. Şu alta giden dal alırız. Evet. Şöyle baktığımız zaman şu alttaki dal yere yakın zaten. Bir de hemen üstünde bir dal daha var şu. O dalın altında olduğu için bu gereksiz. Bu dal. Aralarda birkaç tane dal var. Kesilecek. Başka da bir şey yok. Uzaktan bir bakalım. Evet. İdeal. Budanmamış 10 yaşında bir ağaç. Bu nasıl böyle olmuş? Bahçenin tam ortasında suyunu, her şeyini almış. Toprağı da derin. Evet. Tam istediğimiz gibi bir 10 yaşında çentir ağacı. Hiç budama yapılmamış. Yani olması gereken bu aslında. Budama yapıyoruz. Niye? 12 metre çünkü mesafemiz. Bunu öbürüne yaklaşmış. Bunu
diğerleri gibi değil. Sadece ucundaki sürgünleri alacağız. Hepsi bu. Meyve verecek. O aldığımız sürgünler de 1 metre sürse yeterli. Gelecek yıl onu yarım metreden alırız. Bu şekil yet. Budamamızı bitireceğiz şimdi. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın.